أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا بنى الرجل سبعة أو تسعة أزرع نادى مناد ناداه مناد من السماء أين تذهب به يا أفسق الفاسقين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhissalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ bener raculu mümin, yükümlü, mükellef. Yani erkekse düşü azmış, ihtilam olmuş, o çağa gelmiş. Kadınsa hayız görmüş, o çağa gelmiş bir mümin, mümine, yükümlü, mümin. Eğer seb'ate ev tis'ate azru'in, yedi veya dokuz zira bir bina yaparsa, nâdâhu münâdin mines semâi, semadan, meleklerden bir münadi bağıran şöyle ona nida eder. Eyne tezhebu bihi, bu bina ile, bu yükseklikle nereye gidiyorsun? Ya afsakal fasikin, fasıkların en fasıkı, nereye gidiyorsun diye ona çağırır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Medine'ye bitişik, Medine Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye bitişik odalarda, tek oda, bir hanımına bir oda olacak şekilde hurma dallarından ve hurma yapraklarından çamurla sıvanmış odalarda ikamet etmiş, ömrünü öyle geçirmiştir. Sadece Ümmü Seleme anamız eski kocasından kalan mirasla kendisine kerpiçten bir ev yaptırmıştır. Yani odasını kerpiçten yaptırmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken bunu yaptırmış. Dönüşte onun kerpiçten bir oda yaptırdığını görünce ona canı sıkılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle söylüyor. Dünya fani alemdir. Ahiret yurdu ebedi yurttur. İnsanın ebedi yurda gözünü dikmesi, dünyada gelip geçici olduğunu hiç unutmaması, unutturmayacak davranışlarda bulunması gerekir. Sağlam ev de insanı dünyaya bağlayan araçlardan birisidir. İnsanı dünyaya bağlayan şeylerden, yani ölmeyecekmiş hissini veren, ahireti unutturan şeylerden kaçınması lazımdır. Sadedinde böyle ona kızmış, neye demiş, o da Ümmü Seleme anamız da daha sağlam korunayım, dış tehlikelere karşı daha sağlam korunmak amacıyla bunu yaptım dediyse de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılığı hiç denecek kadar görülmeyecek para, infak, binaya yapılan harcamadır.
Aslında harcamalar maksatlara göre tabii. Mesela bu cami de bir binadır ama burası Allah'ın evidir. Kıyamete kadar müminler burada namaz kılsınlar, ibadet etsinler diye sağlam yapılmıştır, yerindedir. Ama insan fanidir. Faniliğini unutturacak şeylerden kaçınması lazımdır. Sadedinde hoşlanmamış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen derslerimizde de size söylemiştik. Ev, insanın barınacağı ev konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri var. Onları size ben aktarmak istiyorum. Bir kere ihtiyacı gidermek için, sıcaktan korunmak için, soğuktan korunmak için, dış tehlikelerden korunmak için ev yapmak caiz. Ama bu ihtiyaç oranında olmalı. İhtiyacı geçmemeli, geçmemeli. İşte bu ana fikir üzerine bina yapacak olan, ev yapacak olan müminler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyelerini tavsiye ediyorum. Bunlar farz değildir, tavsiyedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel tavsiyeleridir. Aslında güzel olan da budur. Evet, böyle buyuruyor ki, bir, ev yapacak adam evvela ev yapacağı yeri iyi seçmelidir. Öyle diyor. El car kable dar, rafik kable tarik, ve zat kable rahil. Ev yapmadan evvel komşu al. Evet, ev yapacağın yer, komşular kötüyseler, ahlakları iyi değilse, geçimleri iyi değilse, oraya ev yapma, orada oturma. Sen kendin korusan bile ailen koruyamaz. Ailen korusa bile çocukları koruyamazsın, çocuklara hakim olamazsın. Çocuk sokağın yetiştirdiği olur. O nedenle komşu komşunun etkisinde kalır, çevrenin etkisinde kalır. Ev yapacağın zaman güzel semt seç. Komşuları iyi olan yerden seç. Bu Kur'an'da da buna işaret vardır. Biliyorsunuz Musa aleyhisselam Mısır'da doğdu. Mısır'da doğdu. Annesi onu Allah'ın kendine verdiği ilham üzere sandığa koydu, beze sardı, Nil Nehri'ne bıraktı. Neden böyle yaptı? Çünkü Firavun gördüğü bir rüya üzerine Kur'an'da anlatılıyor bu. Kur'an'daki ve hadislerdeki ifadelere göre Firavun gördüğü bir rüyayı yorumlattı o zamanki kahinlere, alimlere. Dediler ki burada Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselamın zamanında gelmiş kalmış olan Beni İsrail'den bir erkek, adam, bir çocuk doğacak. Bu senin saltanatına son verecek. Firavun da her zamanki iktidara hırslı olanlar gibi iktidarını kaybetmemek için hadislere göre çok yüz binlerce Beni İsrail'den yüz binlerce kadını kısırlaştırmış, küçük çocukları öldürmüş, doğum yapacak kadınların çocuklarını düşürtmüş. 650 bin diye rakam veriyorlar. Tabi bunlar kesin şeyler değil ama çok çocuk öldürmüş, kadınları kısırlaştırmış. Musa aleyhisselama da annesi hamileymiş. Ona Allah ilham etmiş ki korkma, doğur çocuğunu, öldürtme, sağa sola gitme, gizlen. Ondan sonra da işte bir taputa koymuş, taput yani sandığa koymuş, sarmış sarmalamış, Nil Nehri'ne bırakmış. Nil Nehri Firavun'un sarayından geçiyor. Yani şimdi gidenler de görebilirler, bu söylediklerimizi yerinde tahkik edebilirler. Firavun'un da çocuğu olmuyor. Hanımının adı Asiye'dir. Ayınla değil, Asiye. Asiye. Asiye isyan eden demek. O iyi bir isim değil. Yani bu isim verenler için söylüyorum. Asiye isminde kimseler var. Bu Asiye değil. Asiye. Asiye. Asiye Allah'a isyan eden demektir ki böyle isim veremez bir Müslüman. Allah'a isyan eden kadın anlamına gelen bir isim kızına veremez. Bunu hemen düzeltmesi lazım. Asiye'nin çocuğu olmuyor. Hizmetçisiyle sarayın bahçesinde dolaşırken nehirde bir bakmış ki bir sandık var. Ağaca takılmış. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın hep emrinin yerine getirilecek vesileler. Takılmış sandık. Açtırıyor ki böyle gayet güzel, yakışıklı, böyle olacacık. Hani Musa aleyhisselam peygamber olacak. Üstelik
Kitaplarda ifade edildiğine göre Firavun'un kestirdiği, öldürdüğü 650 bin çocuğun kuvvetini de Musa'ya vermiş. Öyle kayıtlar var. Bunlar kesin şeyler değil ama bir bilgi olarak arz ediyorum. Böyle aslan yavrusu, böyle güzel bir çocuk. Hemen kanı kaynamış ona, çocuğu da olmuyor zaten. Yanındaki hizmetçisine demiş ki, eğer şu olaydan bahsedersen senin tırnaklarınız, gözlerin oya oya, söke söke seni işkenceyle öldürürüm. Hiç demiş kimseye söylemeyeceksin. Ve getirmiş sandığı. Firavun'a demiş ki, bak çok güzel bir çocuk buldum ben. Hem de bir günlük, iki günlük, öyle taze. Senin çocuğun olmuyor. Etrafında bir sürü senin sandalyenden seni uzaklaştırmak isteyen, ayağın kaydırmak isteyen rakiplerin var. Kafanla, zekanla uğraşarak, yıllarca uğraşarak bu iktidara geçtin. Şimdi senin çocuğun yok. Böyle nice zahmetlere girerek kazandığın iktidarın sen ölünce yok olacak, gidecek. Senin o düşmanların senin iktidarına sahip olacak. Onun şeyini tahrik ediyor, duygularını. Ne yapalım yani? Bu çocuğu bizden oldu deriz. Öyle rivayet, sağa sola öyle rivayet salarız. Taze çocuk zaten, kimse şüphelenmez. Kendimize göre besleriz, yetiştiririz, yerine koyarsın demiş. Çok güzel fikir demiş Firavun da. Allah düşmanına besletiyor dostunu. Evet, Kur'an'da var bu arz ettiğim şeyler. Orada çocukluk döneminde Firavun'a bir kamçı vurmuş. Böyle elinde kamçı dövüyor o zaman halkını. Zulmediyor. O piramitleri de yaptırmış ki insan boyunda taşın kalınlığı, uzunluğu daha çok granit, en ağır taş, en sağlam taş. Onu insanlara oraya yaptırmış. 147 metre yüksekliğinde piramitler. Tepesi 147 metre. Yani gidenler görebilir. Bu taşları insanlara taşıtmış. Böyle zalim bir adam, çok zeki bir adam, insanları kendine taptırıyor. Evet, doğru fikir demiş. Böyle zulmedip geldiğinde eve, kafasına kel, halen mumyalı, Kahire Müzesi'nde duruyor. Bu Firavun duruyor. Gidip görülebiliyor. Evet, kel kafalı, kısa boylu bir adam. Zeki olduğu yüzünden belli. Böyle başındaki tacını çıkarıp sele serpe oturunca Musa Aleyhisselam çocuktur, masum çocuktur. Elinden bıraktığı kamçısını almış, o çıplak kafasına böyle bir vurmuş ki aslan yavrusu, güçlü. Çok canı yanmış Firavun'un. Hemen o can acısıyla almış şeyi, bıçağı eline, keseceğim ben bunu demiş. Tanrılık iddiasında bulunan kamçı yiyor. Hazmedilir mi bu? Demiş ki Asiye anamız, demiş yahu sen demiş koskoca bir kralsın. Mısır krallarına Firavun deniyor. Kral demek yani. Sen koskoca akıllı bir kralsın. Bu masum bir çocuk. Bununla şey edilir mi ya? Karşısına al, muhatap kabul edin. Yok demiş, bu çocuk vuruşuna benzemiyor bu. Fena vurdu bana. Bunu imtihan edeceğim demiş. Dur. Bir tarafa ateş koymuş, bir tarafa altın koymuş Firavun. Cebrail Aleyhisselam gelmiş çocuğa kulağını, demiş ki akılsızlık etme demiş, ateşe sun. Altına sunarsan kelle gidecek. Evet, evet, bu çocukken Cebrail Aleyhisselam konuşmak mümkün. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam da kuyuya atıldığı zaman Cebrail gene onunla konuşmuştu. Evet, böyle mümkün. Kur'an'da geçiyor bunlar. Ve tabii ateşle altını koyunca Musa Aleyhisselam öğretildiği üzere ateşe sunmuş ve ağzına atmış ateşi. Ha demiş, çocuk olduğu belli. Kafası çalışsaydı altına sulardı. Kafası çalışmadığı belli, ateşe sunuyor. Ağzında yaktı üstelik. Böylece kellesi kurtulmuş. Gençliğinde gezmeye çıktığında Beni İsrail'den zayıf bir adamı, Gıpti, Firavun da Gıpti. Biz de biliyorsunuz esmer vatandaşlara Gıpti denir. O İspanya'da da çok onlardan, dünyanın her tarafında var. Mısır'da o Firavunların soyu işte onlar. O Gıpti kuvvetli bir adam, böyle yıkmış o Beni İsrail'i zayıf adamı, üstüne çıkmış, neredeyse öldürecek. Alttaki Beni İsrail'li demiş ki Musa Aleyhisselam'a, hiç insanlık yok mu senden? Ben de senin kavmindenim.
Bak adam beni öldürecek. Kurtarsana şunun elinden. Mazluma yardım etmek tabii iyi insanların hasletidir. O da kaldırmış, çok güçlü olduğu için kaldırdıktan sonra çekil diye elinin tersinde göğsüne bir vurmuş adamın. Adam ölmüş. Evet, güçlü Musa Aleyhisselam, çok güçlü. Şöyle vurunca adam ölmüş. Tabii ondan sonra sarayda Musa Aleyhisselam'ı çok seven kişiler var. Kanları kaynamış, yakınlarından var. Asiye anamız onun yolunda ölecek. Öyle bağlı. Saraydan tabii bu adam öldürmenin cezası karşılığında idam edilmek. Onun üzerine gelmiş demiş ki kaç buradan, kaç. Yoksa Firavun seni öldürecek. Evet, üstelik Kıpti'yi öldürüyor. Beni İsrail'i korumak için. Suçu büyük. Musa Aleyhisselam oradan kaçıyor. Şuayb Aleyhisselam'a gidiyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından birisiyle evleniyor. Ve oradan tekrar Mısır'a gelirken Allah'ın emri üzerine Tur Dağı'nda peygamberlik göreviyle görevlendiriliyor. Ve işte Firavun'un yanına gelirken Allah'ın emri şu: وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Musa Aleyhisselam biraz tam güzel konuşamazmış. Onun için رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Allah'ım göğsümü şey et. Çünkü Musa Aleyhisselam biraz gazup, sert bir adam. Göğsüme genişlik ver. Ters hareketlerle karşılaşırsam gene öfkeyle bir laflar etmeyeyim. Başıma belalar gelmesin. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي. Kardeşim Harun da bana ailemden yardımcı ver. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. Dilimin bağını da çöl, güzel konuşayım. Güzel konuşayım da ikna edeyim. Harun Aleyhisselam güzel konuşurmuş. Yardımcı vermiş. O da peygamber. Evet, böyle işte Firavun'un huzuruna gelmişler. Nasıl onu ikna edeceğiz? Ben size şey vereceğim diyor Allah. Mucizeler vereceğim. Elini sok diyor. Elini sokuyor. Kur'an'da var bu. Taha suresinde var. Başka yerlerde var. Elini şöyle göğsüne sokuyor Musa Aleyhisselam. Böyle nur fışkırıyor elinden. Tekrar sokuyor, eski haline dönüyor. Bu bir mucize. Ondan sonra elinde Şuayb Aleyhisselam'ın verdiği asa var. O asa ta Adem Aleyhisselam'dan beri, cennetten gelen bir asa. Devren, peygamberlerden peygamberlere devren geliyor. Onu ona veriyor. Asanı bırak diyor. Elki asak. Asa, Kur'an'da ayet. Asanı bırak. Bırakınca kocaman bir ilan oluyor. Ejderha. Musa Aleyhisselam korkarak kaçmaya başlıyor. Dur diyor, dur. La tahaf, korkma, Kur'an'da ayet. Peygamberler korkmaz. Kaçma diyor. Evet. İşte o Firavun'un huzuruna varıp da mucizesini, asa mucizesini gösterince Asiye anamız Müslüman olmuş hemen orada. Zaten Musa Aleyhisselam çok seviyor. Ayrıldığına yanıp tutuşuyor. Saraydan da birkaç kişi ona inanmış. Şimdi ona inanınca Asiye anamızı yakaladığı gibi, aynı Bilal Habeşiye müşriklerin yaptığı gibi, güneşte duvara çakıyor ayaklarından, bacaklarından ve sıkıştırıyor onu öyle kıpırdayamasın diye. İşte o zaman bunu niye anlattım? Kur'an'da evden evvel komşu al peygamberin hadisine Kur'an'dan delil getiriyorum. Evet, Tahrim suresinin 11. ayeti. Evet. Rabbi ibnili indeke beyten fil cenneti. İnsan öleceği zaman gideceği yeri görüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bütün insanlar, kafirler de görüyor. Onun için hiçbir kafir gideceği cehennemi, Kur'an'a göre Allah'a inanmayanlar, mümin olmayanlar cehenneme gidecek. Dünyada ne kadar yüksek makam sahibi olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, ahirette hiçbir nasipleri yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenin ahirette nasibi yok. Kur'an'a göre böyle. Bu benim kanaatim değil. Bu konuda tefsirlere bakabilirsiniz. Evet, gideceği zaman gideceği cehennem çukurunu görünce ölmek istemiyor. Müminler de gideceği cenneti görüyor. Bir an evvel cennete kavuşmak istiyor. Çünkü cennet, dünya ne olacak? Gözün görmediği, kulağın işitmediği,
hatır hayale gelmeyecek derecede güzelliklerle dolu. Bu konuda Kur'an'ın surelerini çeşitli, Rahman suresi var, İnsan suresi var, Vaka suresi var. Bu hepsinde böyle cennet muazzam tafsilatıyla anlatılıyor. Bakabilirsiniz, hadislerde de anlatılıyor. Evet, istiyor, oraya bir an evvel ölmek istiyor. Peygamberler de aynı şekilde gideceği yerleri görüyorlar. Allah onların bir de gönlünü almak için muhayyer bırakıyor. Yaşayacaksan biraz daha sana ömür vereyim. Tabii kader değişmeyeceğini bir peygamber bilmez mi? Gönül almak için söylenen bir tekliftir bu. Onlar da hayır diyorlar, biz sana kavuşmayı istiyoruz. Aynen peygamberimizin de böyle olayı vardır. Bir kulu Allah dünyada kalmakla kendine kavuşmak arasında muhayyer bıraktı. O kul Rabbini seçti diye son minberde hutbesinde böyle söylüyor. Evet, şimdi bu saliha kadın, mümine kadın o işkence edince şehit edilirken cenneti görmüş. Diyor ki Rabbim İbni Li, benim için bina et, köşk yap, ev yap. İndeke, yanında, beyten, senin yanında komşu olalım diyor. Alimler diyorlar ki bak, Asiye anamız komşu olan Allah'ı istedi önce. Binadan evvel sana komşu olayım dedi. Önce komşu. Peygamber de onu söylüyor. Evden evvel komşu iste, ara, bul. İşte ayette budur. Böylece şehit oluyor Asiye anamız. Hadislere göre peygamberimizin cennetteki hanımlarından birisi Asiye anamızdır. Birisi de Meryem anamızdır. Tabii kendi hanımları da vardır. Evet, şimdi bu olayda, bu şeyde önce komşu istenir. Ona işaret vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Evden evvel komşu, semtini, komşunu seç. Bir, ev yapacak olanlar ihtiyacı için önce komşu seçecekler. Biliyorsunuz kadınlardan evliya, halkasında değiller, kadından evliya mı olur? Olur. Hatice anamız seviyesinde kadın daha yetişmedi. Adam bile yok. Öyle mübarek bir kadın. Allah'ın Cebrail'i özel olarak gönderip selam söylediği bir hanım Hatice anamız, Ayşe anamız, hepsi öyle büyük hanımlar. Daha büyük hanımlar, bunlardan birisi Rabia Hatun. Demişler ki neden cennet köşk istemiyorsun? Demiş, önce demiş peygamber ne diyor? El car kablet dar. Bana Allah gerek, komşu gerek. Komşu mu olsun da ne olursa olsun. Bunlar hep zaten bu hadisleri, ayetleri uygulayan insan evliya olabilir. Evet, bu nedenle önce ev yapacaksan iyi semtten seçeceksin, komşu seçeceksin. İki, evin camiye yakın olsun, camiye nakil olsun. Bir evin üstünlüğü camiye, mescide yakınlığıyla ölçülür. Yani evin değeri açısından, yani sevap açısından değil, uzak yoldan gelen daha çok sevap alır. Adım başına sevap alındığı için, yani sen de uzak, sen evim camiye uzak diye gam yeme. Öyle diyor Peygamberimiz. Birçok uzaktan gelen bir sahabiye, diğer sahabiler böyle soluk soluğa terli gelmişler, geliyormuş sık sık camiye. Böyle demişler ya, nefes nefese geliyorsun, tozlanıyorsun, topraklanıyorsun, böyle terliyorsun. Sat o evi demişler, mescidin dibinden bir ev al. Peygamberimiz olmuş, hayır demiş, bundan dediği gibi yapma. Sen bunlardan kârlısın. Çünkü onlar 10 adım atıyor, sen 1000 adım atıyorsun. Sakın evini satma demiş, oradan gel git. Yani o yönden uzaktan gelenin sevabı daha çok ama evin değeri bakımından camiye yakın ev, öyle diyor. Yakın ev öyle diyor. Fadlu daril karibe minel mescid ala daris şasi'a. Ev, camiye uzak evden camiye yakın evin değeri bir yalın kılıç muharebede ön safta çalışan asker var. Bir de arkada böyle soğan soyan var. Değil mi? Hangisi daha çok alacak? Elbette o yalın kılıç tam ateşin ortasına atlayan Mehmet daha çok alacak sevabı.
onun arasındaki fark gibi arasında fark vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra evini geniş yap. Geniş yap. Yani kendin için bir oda, ailenle senin için bir oda, oğlanlar için bir oda, kızlar için bir oda. Çünkü çocuk temiz yaşına geldi mi odalarını ayırmak, senin yatak odandan dışarı başka odaya ayırmak lazım. Aklı eriyor demektir. Ayırmak lazım. Beraber yatırmamak lazım. Onun için oğluna, oğlanlarına bir oda, kızlarına bir oda, bir de misafire oda. Bir de misafire oda. Öyleyse en azından 4 oda. En azından 4 oda. Böyle bunu düşüneceksin. Geniş yapacaksın. Geniş ev, saliha hanım, güzel komşu, dünya saadetlerinden bir de güzel binek. Peygamberin hadisi var efendim. Bunları okursak çok uzayacak diye metni okumuyorum. Evet, tekrar ediyorum. Geniş ev, saliha hanım, iyi komşu, iyi binek dünya saadetlerindendir. Bir adam dünyada mutlu olursa, ailesi de mutlu olursa, o mutlu yuvadan mutlu çocuklar dünyaya gelir. Hem kendine, hem anasına, babasına, hem milletine yararlı insanlar olur. Kapkaççı yetişmez mutlu aileden. Onlar kavgacı, küfürbaz, evde mutluluk olmayan ailelerin çocuklarıdır. Araştırabilirsiniz. Bilim bunu gösteriyor. Peygamberim de öyle söylüyor. Paran varsa bineğin en güzelini al. Ben şu marka mı marka demeyeyim. Reklam yapmayalım. Ama paran varsa arabanın en sağlamını, en güzelini al. Peygamberin sünnetidir. Bunu yapmak için alırsan sevap kazanırsın. Gurur için değil, kibir için değil. Evet, evin genişini al. Bir misafirin gelir, iki ayağın bir pabuca girer. Onun için evin imkanın varsa evini geniş yap, geniş yap. Evet. Saliha hanım dedik. Lüt aleyhisselam peygamberdi. Hanımı putperestti. Lut aleyhisselam'a gelen kimseleri, müminleri öteki hain adamlara haber verirdi. Ne talihsizlik değil mi? Onun o Lut kavmine azabı yağdıracak olan melekler geldiğinde de o melekleri, insan kılığında melekler, öbür şeylere, o hain, o homoseksüelliği dünyaya getirenler Lut kavmi. O hain adamlara, ahlaksız adamlara haber vermiş. Kapıya dayanmışlar. O adamlar bize ver diye. Yapmayın demiş, etmeyin. Onlar benim misafirim. Onlar demişler, korkma ya Lut. Biz onların defterini dürmeye geldik. Sen demiş, bu gece ailen, inananlarla beraber çıkın buradan, gidin. Gece karanlığında yalnız demişler, hanımın kurtulamayacak, hak eden. O da orada boğulanlardan, yukarıdan. Yani hanım böyle şey olmadı mı evde tatlız olmaz. Haber veriyor bak düşmanlarına. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı keza putperest. Oğlunu etkilemiş. Oğlu onun için inanmamış Nuh Aleyhisselam'a. Gel oğlum diyor, la ilahe illallah diye de şu gemiye bin. Sen de kurtul. Hayır diyor, ben dağa kaçarım diyor. Tam öyle derken Kur'an'da var bu. Dalga götürüyor tufanda. Ve boğulanlardan oluyor. Burada şunu da söylemek isterim. Bir mümin için önemli olan Allah'a olan bağlılığıdır, sadakatidir, imanıdır. Nuh Aleyhisselam da peygamber olmakla beraber, hatta peygamberlerin en yaşlısı, en çok yaşayanı, 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'la sabit. 60 yaşında peygamber olmuş, 1010 sene. 1450 sene yaşadığı söyleniyor bazı hadislerde. Dünyanın bir kapısından girdim, bir kapısından çıktım diyor. Hiçbir şey anlamadım diyor. 1450 sene yaşamış. Böyle bu Nuh Aleyhisselam baba olarak, insan olarak, peygamber de olsa çocuğu gözün önünde boğulunca Allah'ım oğlum diyor. Leyse min ehlik. Kur'an'da ayet bu. O senin oğlun değil. Böyle her şeyi burnun sokma diye bir ihtar alıyor orada. O sen, o imansız, bağı yok. İman bağı varsa oğlun kızın. İman yok, bağı yok. Senin ailen dinden değil o, oğlun değil o. Burnunu sokma her şeye. Öyle dua etme diyor ve ihtar alıyor.
Evet, ihtar alıyor. Evet, bunu da burada size söyleyelim. Efendim, bize diyorlar ki bütün peygamberlere, peygamberin ehli beytine dua ediyorsun, soruyorlar. İşte Lut'un ailesi putperestti. Nuh'un ailesi putperestti. Ehli beytindendi. Hayır, ehli beytinden değil. Kur'an'la sabit. İman olmadı mı ehli beytinden değil. Hiç ilgisi yok. Sadece şeklen şeysi var. Onun için benim duam yanlış değil. Ehli beyt dedim mi Kur'an'a göre imanda Allah'a inanan kimseler ehli beytten oluyor. Evet, şimdi böyle saliha kadir olmadı mı mutluluk olmaz. Geniş ev olmadı mı misafir geldiği zaman iki ayağın bir pabuca sığar, ne yapacağını şaşırırsın. Buyurun desin, rahat misafir ağırlarsın. Şimdi misafir ağırlamanın ne kadar büyük şeyler olduğunu göreceğiz. Göreceğiz. Rızık getiriyor. Günahları sildiriyor. Misafir ağırlamak. Herkes her gün bir misafir ağırlamalı. Kazanmak istiyorsa dünyada, ahirette. Evet, şimdi peygamberimiz buyuruyor ki geniş ev, imkanın varsa geniş ev yap. Geniş ev yap. Şimdi gene peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinden birisi çok yüksek yapma. Şimdi okuduğum hadis bu. Bu dersin başında okudum bu. 9 zira. Bir başka hadiste 10 zira. Zira şu demek. Şu dirsekten orta parmağın ucuna olan o bölge. Basketçi bir herif değil mi? Bir Mehmet vardı bizim, iki değil mi? Basketçimiz, milli sporcu. 2.10 muydu? 2.20 miydi? Neydi? Onunki herhalde bir metre vardır golü. Ama kısa bir adamı ki kısadır. Ortalama 70 santim desek 17 metre. Efendim 9 desek kaç ediyor? 6.30. 6.5 metre yükseklikten fazla. Bu kadar ev yaptı mı? Hadiste öyle. Ey fasıkların en fasıkı, nereye gidiyorsun? Göğü mü deleceksin? Der melekler diyor. Yüksek evi sevmiyor peygamberimiz. Yüksek ev yapmak haramdır demiyorum, dikkat edin. Peygamberimizin tavsiyesi bu. Sen de bilirsin ki yüksek ev, elektrik kesildi mi 15 kata nasıl çıkacaksın? Nasıl ineceksin? Değil mi? Nasıl ineceksin, nasıl çıkacaksın? İki zelzele olduğu zaman yüksek ev yere yatıyor, kalkıyor. Sende yağma kalmaz tabii. Yıkılmasa bile. 3. Evet. Çocuklar enerji kaynıyor. Daireye 10. kata yerleşmişsin. Çocuk hopladı zıpladı. Dur. Neden? Alt komşu rahatsız olur. Düşüneceğiz tabii. Komşularını düşüneceğiz. Zavallı çocuk hoplayamıyor, zıplayamıyor. Çocuk bu yahu. Deşarj olacak. Enerjisini dağıtacak. Bunu dağıtmadığı zaman anasına isyan ediyor, babasına isyan ediyor. Kırıyor, yiyor tabakları. Ondan sonra sen de canın yanıyor. Beddua ediyorsun. Sakın etme. Çocuk yahu bu. Ananın babanın bedduası anında yazılıyor. Anında. Sonra onu sildirmeye kalkarsın ama hocalar toplansa sildiremez. Yanacak olan gene sensin. Anasın, babasın. Sakın. Evet, neden bu? Bak, çocuk deşarj olamadığı için tabak kırıyor. Sana karşı geliyor. Halbuki koşsa, yorulsa, deşarj olsa gelip mışıl mışıl uyuyacak. Sana isyan etmeyecek. Tabak kırmayacak. Şimdi yüksekte oturmanın böyle hapishane, modern hapishane. Gürültü yapamazsın, komşu rahatsız olur. Bağıramazsın, komşu rahatsız olur. Çocuğu tepinemez, komşu rahatsız olur. Halbuki böyle iki katlı, bilemedin 2,5-3 katlı bodrumlu bir evin olsa vur, çatla patla ne olursa olsun senin orası, kimse rahatsız olmaz. Peygamberin tavsiyesi güzel. Ama hocam şimdi öyle diyecek olursak İstanbul 15 milyon, 15 milyonu sığdıramayız ki. Karadeniz'e kadar ev olur, doğru. Onun için çaresiz sağa sola gideceğine adam, arsa çok kıymetli, yukarıya gidiyor.
yukarıya gidiyor. Zaruretten dolayı ben de 9. kattayım, 7. kattayım. Zaruretten dolayı. Fakat güzel olan, Efendimizin sünnetine uygun olan tavsiyesi, bak haram demiyorum, sakın farz marz zannetmeyin. Müstakil, bahçeli, iki katlı, tek katlı. Amerika'da büyük şehirler hariç, büyük şehirler hariç, New York hariç, Washington hariç, diğerler hariç, merkezler hariç, kırsal kesimde evler bir kat, iki kat. Yüksek ev yok. Adamların toprakları çok geniş, nüfusları az. Onun için 3 dönüme 5 dönüme bir tane ev yapmış. Keyifleri 56. Ve peygamberin tavsiyesi de bu. Rahatları iyi. Rahatları iyi. Evet, böyle çok yüksek yapma imkan varsa. Çok yüksek yapma. Yere yakın ol. Oradan geldik. Yere gideceğiz. Unutmursun seni. Efendim, benim bir Hristiyan profesör arkadaşım vardı üniversitede. Leon Bey. Onu evine bıraktım. Baktım ki burada oturuyorum dedi. 15. katta oturuyormuş. Ya dedim, niye 15 katı seçtin? Dedi, ya Cevat Bey sen dindar adamsın dedi. Tanrı'ya yakın olmak istedim dedi. Yok, bizim inancımızda Allah yukarıda değil. Allah yukarıda değil. Allah mekandan münezzeh. Her yerde hazır ve nazır. Allah'ın mekanı yok. O bize göre, o inanç yanlış. Bana öyle söyledi. Yok, yukarıda yani imkanın varsa böyle çok yüksek ev yapma. Ondan sonra bir diğer husus evin damında korkuluk bulundur. Peygamberimiz şeyi var. Deniz gemiye bindin. Geminde men rakibel bahra hina yartaccu fela zimmete lehu ve men bata zahra beytin leysa aleyhi satruh femâte felâ zimmetele. Böyle evin yaptın mı tedbirli davranacaksın. Ne demiş Hazreti Ali? Önce peygamberimizin şu hadisi bu. Önce deveni sağlam bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Ev yaptın mı pencerene korkuluk yapacaksın. Evet, bizim Erenköy'de otururken 9. kattan adamın çocuğu düştü ve öldü. Çocuk bu bilmez ki sarkarken düştü. Ondan sonra her tarafı demirlerle çevirdi ama olan gitti. Şimdi bunda ev sahibi suçlu. Çocuk bilmez ki düşeceğini. Evet, peygamberimiz de diyor, korkuluk yap. Nereye? Pencerene. İki, balkona. Üç, merdivenlerin kenarına. Bakın peygamberin şeysi bu. Düşer de ölürsen diyor, bir kuruş ödemez devlet, İslam devletinden söz ediliyor tabii. Bir kuruş ödemeyiz diyor, senin suçun kusurun o diyor. Neden tedbir almadın? Dalgalı hava, çok fırtınalıysan, gemiye biniyorsan, ölürsen diyor karışmam diyor, devlet sana bir kuruş ödemez diyor. Kanın heder olur diyor. Etrafında parmaklık olacak, tedbirli olacaksın. Demek ki ev yaptığın zaman, şimdi tabii, hocam buraları geç diyeceksin, sen İstanbul'da damda nasıl çıkacağız? Ama Urfa'ya giderseniz, Urfa ve diğer o taraflarda yazın herkes damın üstünde. Tamam, bir şey demiyoruz da etrafa parmaklık yap bak. Düşer ölürsen karışmayız bak. Hiç zimmet yok diyor. Bir koruma garantisi vermem diyor. Hiç diyor ağlamasın, sızlamasın. Öyle diyor peygamberimiz. Tirmizi, Ebu Davud hadisidir.